Selamun aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehdum kanalına hoş geldiniz. 5. sınıf Arapça ders kitabının cevaplarına hoş geldiniz arkadaşlar. Şayet videomuzun hızlı veya yavaş ise oynatma hızından hızlı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve ayrıyeten kitabımızın cevaplarına oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Neredeyiz? El Vahdetül Hamise. 5. ünitedeyiz arkadaşlar. Vahdetün El Vahdetü ünite El Hamise. 5. ünitedeyiz. Bu ünitede sizlerle neler işleyeceğiz arkadaşlar? El Kıyam. Değerler. Kıymet kelimesi arkadaşlar kıymetün değer. El kıyam çoğulu bunun. El kıymetü değer. El kıyam değerler. Çoğulu arkadaşlar. Kadir kıymet bilmiyorsun diye hatta Türkçede de kullanıyoruz. Bu derste neler öğreneceğiz? Et dersül evvel uhibbu dini. Dinimi öğreniyorum. Ünitemizde ise dinimi seviyorum. Uhibbu dini. Dinimi seviyorum. Birinci derste. Et dersül sani. İkinci derste ise uhibbu nebiyi. Peygamberimi seviyorum. Ettersü salis. Üçüncü derste uhibbu vatani. Vatanımı seviyorum. Arkadaşlar dersimize geçmeden öncesinde size bir önceki dersimde akrabalarla alakalı konuyu işlerken, aile üyelerini işlerken bir tane şarkı vardı. Teliften dolayı dinletmemiştim. İnşallah hani bu defa dinleteyim öyle dersime başlayayım diyorum. Şayet bir sıkıntı olursa şarkıyı kaldıracağım arkadaşlar. İnşallah sıkıntı olmaz diyorum. Şarkılara nereden ulaşıyoruz? Hem sizlere onu göstermek istiyorum. Dinleme metinlerine. Hemen açalım. Arkadaşlar Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün sayfasına dogm.eba.gov.tr'de arkadaşlar etkileşimli kitaplardan ulaşabiliyoruz. Bir önceki ünitedeki şarkımız bu. Bu dersle alakası yok ama bu şarkıyı dinleyerek dersimize başlayalım dedim. أمي أحب أمي أبي أبي أحب أبي أمي وأبي وأنا نحن العائلة أختي أختي أحب أختي 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 أحب أختي أمي وأبي وأنا أختي نحن العائلة أحب أخي 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 أحب أخي أمي وأبي وأنا أختي أخي نحن العائلة جدتي أحب جدتي جدتي أحب جدتي أمي وأبي وأنا أختي أخي جدتي نحن العائلة Arkadaşlar şarkımız bu şekilde. Geri kalanını da buradan dinleyebilirsiniz. Ninemle alakalı bölüm de zaten aynısı. Bu şarkının çevirisini bir önceki dersimizde sizlerle beraber yapmıştık. Evet. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Et dersül evvel uhibbu dini. Dinimi seviyorum. İstemi'i ilel ibarat. İbareleri dinle. Ve e'idha. Onları tekrar et. Sümme teemmel. Sonra düşün. Me'aniyaha müste'inen bisüver. Resimlerden yardım alarak manalarını düşün. Sonra resimlerden yardım alarak manalarını düşün. Uhibbullah. Arkadaşlar uhibbu seviyorum demek. Bundan sonra yanına ne koyarsan onu seviyorum demek olur. Uhibbu ben seviyorum demek yani. Uhibbullah Allah'ı seviyorum. Uhibbullah Allah'ı seviyorum. El İslamı İslam dini. İslam benim dinimdir. Şimdi buradaki y neydi benim anlamındaki? El İslamı dini, İslam dinimdir. Fadailül İslam, İslam'ın faziletleri. Fadailül İslam, İslam'ın faziletleri. Şayet arkadaşlar durdurup yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Bunları yazmıyorum şu an. Yani söyledikten sonra durdurup yazın ve videoya devam edebilirsiniz. Fadlül İslam, İslam'ın lütfu. Yani Fadlül İslam. İslam'ın lütfu. El ahlakul islamiyye. El ahlakul islamiyye. İslam'ın arkadaşlar bir de hareke yok diyorsunuz. Yani bazı arkadaşlarınız mesela hareke yok diyor. Ben okurken okuduğunuzda zaten Arapçanın orijinalinde hareke olmadığı için belli bir müddet sonra buna alışabileceksiniz.
El Ahlakul İslamiye. Bakın 3 defa okuduk bunu. Siz de benimle beraber okumaya çalışın. El Ahlakul İslamiye. İslam ahlakı. El Kur'anu. El Kur'anu. Kur'an. Mürşidun. Kur'an rehberdir. El Kur'anu mürşidun. Kur'an rehberdir. Şuna dikkat ettiniz mi? Bir tane bir şey göstereceğim. Bakın burada Uhibbullah, Uhibbu seviyorum. Allah, Allah'ı seviyorum. Bakın fiil cümlesi. Allah'ı seviyorum. El İslamu, İslam dini, benim dinimdir. Bu da bir cümle. Bakın yani el takısıyla başladı. Sonra nekre bir kelime geldi. O zaman cümle. Nasıl bir cümle? İsim cümlesi. İçinde fiil olmayan. Bu fiille başladı zaten. Şöyle nekre ile başladı. Bakın el takısıyla başlamadı. Sonrasında da marife geldi. Yani el takısı geldi. El takısız, el takılı. O zaman ne? Tamlama. Bakın İslam'ın faziletleri tamlama oluşturdu. Buna dikkat edelim. Mesela Fadlül İslam. İslam'ın lütfu. Geldim. İkisi de bakın el takılı. El ahlakul İslamiye. İslam ahlakı. Yani bu da arkadaşlar sıfat tamlaması. İkisi de nekre veya marife olursa sıfat tamlaması. Nekreden sonra marife gelirse de isim tamlaması. Bunun tam tersi ise yukarıdakini görürseniz, burada var zaten. Marife bakın el takısı sonrasında nekre, bu da isim cümlesi. El Kur'an-ı Mürşidun arkadaşlar. Bu şekilde, bu detaya girmek istemiyorum çok ama bu kodlamayı yapın. El Kur'an-ı Mürşidun, Kur'an rehberdir. Ve el mürasil gazeteci demek arkadaşlar. Hemen yazalım, gazeteci. Gazeteci. El mürasil gazeteci. Mevdu'ul mukabele. Mevdu'ul mukabele. Mukabele arkadaşlar, Ramazan'da mesela Kur'an okuyoruz. Şu an zaten Ramazan ayındayız. Mukabele karşılıklı okumak. Yani röportaj, görüşme diyebilirsiniz mukabeleye de. Mevdu'ul mukabele. Yani görüşmenin konusu veya röportajın konusu. Mevdu. Mevdu kelimesinde kullanıyoruz Türkçe'de. Mevzu ne? Hayırdır, mevzu mu var? Bu cümleleri gençlerden duyuyoruz. Mevdu'ul mukabele. Mukabelenin yani görüşmenin, röportajın konusu ne? Biz zaten mukabeleyi de mevzuyu da Türkçe'de kullanıyoruz. Ene müslimün. Ben Müslümanım. Ene ben Müslümün, Müslümanım. Bu cümleyi bayan erkek söylüyorsa bu şekilde, bayan söylüyorsa ne oluyordu? Sonunda tay marbuta. Bu tay marbuta ne oluyordu? Müzekker bir kelimeyi müennes yapıyordu. Yani eril bir kelimeyi dişil yapıyordu. Ene müslimetün. Ben Müslümanım. Geldik alt bölüme. Es-salavatül hamse. Es-salavat. Salatün kelimesinin çoğulu. Es-salavat. Namazlar yani. El-hamse. Beş vakit namaz. Beş namaz. Beş namaz. Geldik. Arkadaşlar. Ba'de sonra demek. Bunu unutmayalım. Ba'de sonra demek. Ba'de sonra. Gable önce. Gable önce demek. Elfeyni. Elfeyni. Ba'de elfeyni. Semaniyete aşara. Yani 2018. Ba'de elfeyni semaniyete aşara. Gable elfeyni semaniyete aşara. Yani 2018'den sonra, 2018'den önce. Evet. Ba'de elfeyni semaniyete aşara. Gable elfeyni semaniyete aşara. 2018'den sonra, 2018'den önce. Geldik arkadaşlar. Es-salavatul hamse. Namaz vakitlerini bizler neye göre belirliyoruz? Güneşin doğuşuna göre. Güneş doğmadan önce sabah namazı. Güneş doğduktan sonra tam tepe noktasındayken öğle namazı. Evet. Tepe noktasından böyle biraz yasılmaya başladığında arkadaşlar. Güneş. İkindi namazı. Ve güneş battıktan sonra akşam namazı. Ve akşam namazı. Sonra arkadaşlar onun arkasından da yatsı namazı. Yani güneşin durumlarına göre belirliyoruz. İstemi'a ilel hiver. Bu namaz konusuna da daha sonra aşağıda değineceğim için arkadaşlar. Burada şu an ünitemizde bizlere neler işleyeceğimizi kısaca özetledi. İstemi'a ilel hiver. Diyaloğu dinle. Ve a'idhu, onu tekrar et. Sümme, sonra üktübhü fi defterik. Sonra onu defterine yaz.
El-İslam huve hubbullah. El-İslam, İslam, hubbullah, Allah'ın sevgisidir. İslam, Allah'ın sevgisidir. Bu burada huve o ki yani İslam, Allah'ın sevgisidir. Mürasilül medrese, okulun gazetecisi. Okulun gazetecisi. Merhaba. Merhaba. İsmi bu mürasil kelimesinin arkadaşlar muhabir anlamı da olabilir mi? Mürasil muhabir yazışan kimdir? Evet, muhabir de diyebiliriz arkadaşlar. Yani gazeteci ve muhabir de diyebiliriz. Gazeteci. Buradaki biraz daha böyle hani görüşme olduğu için muhabir kelimesi daha iyi oturacak. Muhabir. Evet. Yukarıdaki ünitemizin başında başlarken de yine mürasil kelimesine gazeteci veya muhabir diyebiliriz. Okulun gazeteci, okulun muhabiri. Merhaba. İsmi Muhammed. Ben Muhammed'im. Yani benim ismim Muhammed. Merhaba. İsmi benim adım Muhammed. Merhaba. Benim adım Muhammed. Ene dalibun. Ben öğrenciyim. Ene ben dalibun öğrenciyim. Ve murasilü. Ve murasilün. Yani ve murasilün muhabirim. Nerede? Fi hazil medreseti. Bu okulda. Bu okulda muhabirim, gazeteciyim. Ve mevduu hazil mukabele. Yani bu görüşmenin veya bu röportajın konusu. Arkadaşlar bakın bak bu hazi bu el mukabele. Bu görüşme veya bu röportajın mevdu konusu el İslam İslam hüve o hubbullah İslam Allah'ın sevgisidir. Neam ya sadigi. Evet arkadaşım. Neam evet ya sadigi. Evet arkadaşım. Ehlen ve sehlen bik. Hoş geldin. Ehlen ve sehlen bik. Hoş geldin. Cümlemizi bir daha alalım. Bu tarz uzun cümlelerde arkadaşlar parça parça yapabilirsiniz. Merhaba. Merhaba. İsmi Muhammed. Benim adım Muhammed. Ene dalibun ve murasilun. Ben öğrenciyim ve gazeteciyim, muhabirim. Fi hazil medrese. Bu okulda ben öğrenci ve gazeteciyim. Ve mevdu hazil mukabele. Bu görüşmenin, bu röportajın konusu el-İslamu hubbullah. Bu görüşmenin konusu İslam Allah'ın sevgisidir. Nam ya sadiqi. Evet arkadaşım. Ehlen ve sehlen bik. Hoş geldin. Ahmet de diyor ki ehlen bik. Hoş bulduk. Keyfel hal. Keyfe nasıl? El hal. Ya sadiqi. Yani keyfel hal ya sadiqi. Arkadaşım nasılsın? Nasılsın? Keyfel hal ya sadiqi. Nasılsın arkadaşım? Ahmet ene bi hayr. Ene bi hayr. İyiyim. Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Şükran cezile. Şükran teşekkürler. Cezile çok. Çok teşekkürler. Gazeteci yine okulun gazetecisi muhabiri. Ya sadiki. Arkadaşım. Ma nedir? Bakın nedir? Ma nedir? Ma nedir? Ma'ne. Manası nedir? El-İslam Hüve hubbullah. İslam Allah'ın sevgisidir'in manası nedir? Anlamı nedir? İslam Allah'ın sevgisidir. İslam Allah'ın sevgisidir'in manası anlamı nedir? Ahmet cevap veriyor. Gable. Külle şeyin. Her şeyden önce. Bakın gable önce demek. Külle şeyin. Her şeyden önce. El-İslamı. İslam. Hüve dini. Her şeyden önce İslam benim dinimdir. El-İslamu hüve dini. Ene Müslümün. Ben Müslümanım. Sagirun. Küçük. Hemen bunu da buraya yazalım. Küçük. Kebir de büyük arkadaşlar. Ben küçük bir Müslümanım. Her şeyden önce. Gable külle şeyin her şeyden önce. Külle her. Gable külle şeyin her şeyden önce. El-İslam. İslam hüve dini. İslam benim dinimdir. Ene Müslümün sagirun. Ben ene sagirun küçük bir Müslümanım. Ben küçük bir Müslümanım.
kesiran. Allah'ı çok seviyorum. Uhibbu seviyorum. Allah'ı kesiran çok. Uhibbullah kesiran. Allah'ı çok seviyorum. Gazeteci tekrar sormuş. Hel ente tuhibbul İslam? Hel arkadaşlar neydi soru edatımız? Mı mi? Mı mi? Cümlelerimizi soru yapıyordu. Her çeşit cümle. Hel ente tuhibbu el İslam? Sen İslam'ı seviyor musun? Naam. Evet. Ene uhibbul İslam. Evet. Ben İslam'ı seviyorum. Li enneni. Li enne çünkü demek arkadaşlar. Li enneni çünkü ben. Li enneni çünkü ben uhibbullah. Allah'ı seviyorum. Li enneni uhibbullah. Çünkü ben uhibbu seviyorum Allah. Allah'ı seviyorum. Kale Allahu Teala fil Kur'an. Kale dedi. Allahu Teala fil Kur'an. Yüce Allah Kur'an'da dedi. Ne demiş? İnnet Bismillahirrahmanirrahim. İnnet dine indallahi İslam. İnnet dine muhakkak ki innet dine muhakkak ki innet dine indallahi İslam. Allah katında indallahi Allah katında din İslam'dır. Ali İmran suresi 19. ayet. İnnet dine indallahi İslam. Bunu cuma günleri hutbede duyuyorsunuz arkadaşlar. İnnet dine indallahi İslam. Muhakkak ki Allah katında din İslam'dır. Bu ayet-i kerimeyi defterimize yazalım. Mahiye. Ma nedir? Hiye o. Fedailül İslam. İslam'ın faziletleri nedir? İslam'ın faziletleri nedir? Ahmet cevap veriyor gazeteciye. Fedailehu onun faziletleri kesira. Kesiratün çoktur. Fedailuhu kesiratün onun faziletleri çoktur. Mesela örneğin ente insanun sadikun ve adilun. Ente sen insanın insansın. Sadikun doğru. Doğru. Adilun adil. Adaletli yani adil. Adaletli diyelim, adaletli. Türkçede kullanıyoruz bak sadık, adil. Kerim, cömert, bakil, cimri arkadaşlar. Burada geçmiyor ama onu da söylemiş olalım. Cömert. Sen doğru ve adaletli ve cömert bir insansın. Ve küllü hazil evsaf. Ve küllü hazil evsaf. Vasıf kelimesinin çoğulu arkadaşlar. Ve bu vasıfların tümü. Günaydın kızım. Teşekkür ederim. Tamam alabilirsin. Ben şu dersimi bir bitireyim tamam mı? Teşekkür ederim. Ve kul hazil evsaf bi fadlil İslam. Ve kul hazil evsaf. Bu tüm bu vasıflar bakın hazi bu vasıf kelimesinin çoğulu bu vasıflar yani tüm bu vasıflar bi fadlil İslam. İslam sayesindedir. Bi fadlil İslam da arkadaşlar İslam sayesinde demek. Mesela bi fadlil riyada matematik sayesinde. Bi fadlil riyadiyat bir fadli riyadı spor sayesinde. Bir fadli tarih, tarih sayesinde. Bir fadli lugatül arabiyye, Arapça sayesinde. Veya bir fadli muallimü lugatül arabiyye, Arapça öğretmeni sayesinde. Buradaki arkadaşlar bu kalıp. Bir fadli İslam, İslam sayesinde. Tüm bu vasıflar İslam sayesindedir. Naam. Evet. Gazeteci evet demiş. Ba'de hazel kelam, ba'de sonra hazel kelam, bu kelamdan sonra yani bu sözden sonra ma kavluk el ahir yani son kavlün söz arkadaşlar kavlün kelimesi de Allah'ın emri peygamberin kavliyle diye kullanıyoruz bakın oradan hatırlayın senin sözün söz kavlüke burada senin sözün sözün söz ma soru edatımız yani ba'de hazel kelam bu sözden sonra ma nedir kavlükel ahir senin son sözün nedir? Ahmet cevap veriyor. Elhamdülillah Allah'a hamdolsun. Ala ni'metil İslam. İslam'ın nimetlerine İslam'ın nimetine Allah'a şükür diyor. Yani İslam nimetleri için Allah'a şükür. Şükran ala hazil mukabele. Şükran teşekkürler. Ala hazil mukabele. Bu görüşme, bu röportaj için teşekkürler.
Ahmet de arkadaşlar ve ene eşkuruk. Ben de sana teşekkür ederim diyor. Bu şekilde arkadaşlar ve ene eşkuruke. Ben de sana teşekkür ederim. Ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar sizler de ecir mukabele ma istikaik. Ecir yap. Mukabele yani röportaj, görüşme. Ma istikaik. Senin arkadaşlarınla birlikte an mevdu'l İslam huve hubbullah. İslam Allah'ın sevgisidir konusu hakkında arkadaşlarınla röportaj, görüşme yap. Vesecil kaydet hazil mukabele. Bu görüşmeyi, bu röportajı kaydet. Sicil kelimesini de Türkçe'de kullanıyoruz. Sümme kaddimhe. Sonra onu sun. Fissafi. Sınıfta sun. Böyle arkadaşlar buna benzer hazırlayıp bakın buradaki sorulardan ve soru kalıplarından faydalanarak bu tarz bir görüşme hazırlayıp bunun aynısı da olabilir. İsimleri değiştirin. Yeter ki buradaki mesela metni ezberleyip böyle buraya bakmadan bundan röportaj yapabiliyorsan buradaki kelimeleri sen öğrendin demek olur. O kelimeleri kullanabiliyorsun demek olur. Oradaki cümleleri kurabiliyorsun demek olur. Buradakinin aynısından faydalanabilirsin. Buradaki bazı cümleleri seçebilirsin. Hepsi olmasa da mesela 2 sayfalık bir metin. Buradaki işte 5 satırlık, 3 satırlık, 3-5 cümleyi seçebilirsin. Bu tarz bir röportaj oluşturabilirsin. Sana her türlü faydası olur. Hem buradaki kelimeleri öğrenmiş olsun, hem söylemeyi, konuşmayı, hem anlamayı pratiğe dökmüş olursun. Yani bu tarz buna benzer bir röportaj sınıftaki arkadaşlarına yapman istiyor burada. Bunu belirleyip kağıda yazıp buradaki cümlelerden ve ilk bir öğrenene kadar pratik kazanana kadar kağıttan bakabilirsin. Sonrasında kağıda bakmadan eminim yapabilirsin zaten. Evet geldik arkadaşlar buraya. İstemi ilel ibarat ibareleri dinle. Ve aidha onları tekrar et. Sümme üktübha fi defterik. Sonra onları defterine yaz. Ene Müslümün. Ene ben Müslümün. Müslümanım. Ene Müslümetün. Ben Müslümanım. Bak bayanlarda T geldi. Geldik. Hüve Müslümün. Hüve Müslümün. O Müslümandır. Ve ene Müslümetün. O Müslümandır. Ve ene Müslümetün. Ben Müslümanım. Gumame. Çöp arkadaşlar bu da. Gumametün çöp. Bunu da unutmayalım. Şurada yazıyor bakın detayı. Selletül gumame çöp kovası, çöp kutusu. Hiye Müslümetün ve ene Müslümün. O Müslüman ve ene Müslümün. Ben Müslümanım. O Müslümandır ve ben Müslümanım. Bakın ente Müslümün. Sen Müslümansın. Enti sen Müslümetün. Müslümansın. Sen Müslümansın. Bize burada neyi öğretmeye çalışıyor arkadaşlar? Bize burada öğretmek istediği arkadaşlar müzekkerlerde bakın ente sen demek erkekler için. Erkekler için olduğu için sonda T yok. Bayanlar için enti sen demek. Bayanlar için olduğu için sonda T var. Bize bunu gösteriyor. Bakın. Hüve Müslümün. Erkekler için o demek. Erkek ve bayanlar için ben demek. Ene bakın bayan için olduğu için sonda T var. Hiye o Müslümetün. Bak bayan için o demek. Gördünüz mü? Sonda T var. Erkek için dedi bu defa eneyi. Ene hem erkek hem için hem erkek hem bayan için ben demek. Bakın sonda T yok. Bize burada ene ben demek her iki kişi için. Bunu erkek söylüyorsa sonda T yok. Bayan söylüyorsa sonda T var. Yani tay marbuta ne işe yarıyordu? Müzekker eril bir kelimeyi dişil yapıyordu. Müennes yapıyordu. Mesela örneğin muallimun ne demekti? Öğretmen. Öğretmen. Muallimetün bayan öğretmen. Dalibün öğrenci. Dalibetün bayan öğrenci. Yani müennes. Muallime tün. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, bu bölümü de yapalım arkadaşlar. Sonrasında evet. İstemiyor ilel ibarat, istemiyor ilel ibarat ve a'idha ibareleri dinle ve a'idha onları tekrar et, sümme üktübha fi defterik, sonra onları defterine yaz. El İslam, İslam dini, İslam benim dinimdir. Bakın el İslam dini. Bunlar da muttasıl zamirler. El İslam dini, İslam benim dinimdir. El İslam dini, bayan söylüyorsa da bu şekilde yine İslam benim dinimdir. Bakın buradaki benim anlamı katıyor artık. Benim. Benim. El İslam dinuhu.
İslam onun dinidir. Onun dinidir. El İslam dinuhu onun dinidir. El İslam dinuha. Bu da yine onun demek arkadaşlar. Kim için? Bayan için. Onun. Onun dinidir. Kumame kelimesini yine burada unutmayalım. Çöp demek. El İslam dinuke. İslam senin dinindir. Bakın senin. El İslam dinuke senin dinindir. Ve dini ve benim dinimdir. Benim. Arapçada arkadaşlar iyelik zamirleri yani muttasıl zamir diyoruz bunları kelimenin sonuna geliyor. Türkçe'de benim, senin diyoruz başına geliyor. Ama bazen kullanmıyoruz. Kitabın, dinin, kitabı bunları kullanıyoruz. İngilizce'de de başa geliyor. My, your bunun gibi düşünün. El İslam dinu ki İslam senin dinindir. Bayan için ki senin dinindir. Ve dini ve benim dinimdir. Şimdi burada arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın mesela hüve vardı bizim zamirimiz hüve. Hüve ne demekti erkekler için? Hüve o demek. Munfasıl zamir arkadaşlar. Hüve o. Cümlenin başında kullanıyoruz. Hü ise cümlenin sonunda, kelimenin sonunda pardon, birleşiyor. Bunlar başta herhangi bir şey birleşmiyor, birleşiyor. Bunlara munfasıl zamir diyoruz. Kişi zamirleri, iyelik zamirleri yani muttasıl zamirler. Hüve erkekler için o, hü onun. Bayanlar için hiye vardı. Onu da şuraya yazalım. Hiye. Arkadaşlar hiye vardı. Ne demekti? O. Muttasıl zamiri neydi? He onun. Onun. Geldim. Ente. Ente. Ne demekti erkekler için? Sen. Ente. Sen. Bunun senin anlamındaki zamirimiz neydi? Kelimenin sonuna birleşen ke. Senin. Enti. Bayanlar için senin demek. Enti. Enti. Senin demek. Enti sen demek. Ki senin demek. Ki senin. Geldik ene. Ene hem erkek hem bayan için ben. Ben demek. Ene hem erkek hem bayan için ben demek. Ye ise benim demek. Benim. Kullanışlarını da gördük arkadaşlar burada geçen cümlelerde. Nahnü'yü göstermem sadece onu da gösterelim. Nahnü. Nahnu biz demek. Nahnu biz. Biz. Na ise bizim demek arkadaşlar. Na bizim. Bunu göstermemiştik. Bizim. Bunları hüve, hiye, ente, enti, ene, nahnu. Hü, he, ke, ki, ye, na. Bu şekilde arkadaşlar söylemiş olduk. Arkadaşlar dersi biraz fazla uzattık. Kaldığımız yerden sayfa 154'ten bir sonraki dersimize devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Derslerinizde başarılar diliyorum. İlel liqa. Ma'a selame. Fi emanillah.